Kanada'dan benimle konuşmak isteyen arkadaşı yakalayabilir miyim acaba? Bakın olaylar çıktı. Bozuldu, bozuldu. Evde bir sürü şey bozuldu. Bomba patladı. Evde bir sürü şey bozuldu. Biraz bundan, biraz ondan, biraz bundan. Şunları şimdiden satın alalım mıyız? Koşalım. İlk önce televizyonu tamir edelim. Ondan sonra benim ofiste ne bozulmuş ya? Onu kesinlikle tamir etmem lazım zaten. Başka yol yok. Onu da tamir edelim. Zaten gelen görevde telefon çalıyormuş. Telefonu aç diyor. Nerede? Ha, telefon çalıyor arkadaşlar. Telefonu açacağız. Telefonu aç. Acil arama bakanlık. Düzen bakanlığı. Şehirde karışıklıklarla dışarı çıkmak. Tehlikeli, sakin ol. Evde kırılmış olan her şeyi onar. 2 günüm var. 2 gün içinde her şeyi onaracağız arkadaşlar. Zaten ben başlamıştım bile. Galiba bir iki şeyi hallettim. Bunu onarabilmem için sanırım şundan gerekiyor. Ne? O değil. Bu kırık. Evet. Önce kendi evimizi onaralım. Aspirin de bulmamız lazım bu arada. Bakın dikkat etseniz arkadaşlar. Nasıl onarabiliyorum bunları? Gidiyorum buradan. Bunlardan satın alıyorum. Şundan 2 tane var. Bundan 2 tane var. Bunlardan satın alıyorum 50 dolara. Ve onarıyorum. Önce burayı onardık. Çıktık yukarıya. Zaten kimse yok içeride. Az önce çıktı gidiyor bu arkadaş gördüğünüz gibi. Hemen bunu onaralım. Hatta arada bir tane de kamera çakalım şuraya. Hazır girmişken. Of of. Tam köylü kurnaz oldum tam. İşte bu oyun böyle arkadaşlar. Böyle yapıyor insan yani. Heh geldi satıcı bu arada. Şunu onaralım. Bunu da onaralım. Heh şundan yokmuş. Aldık. Onar. Ronekleş geldi. Evet, bu kata ona yani burası sadece aldık. Saygılarımla konser vermiş yiyeceğin parasını al. Paramı bekliyorum. 4000 dolar anlaştığımız gibi konser iyi satmıyor. Elden çıkarmak çok zor. Doğru düzgün para kazanamadım. İşte zar para önerisi içinde. Bana bunun için bile teşekkür et diyor. Ondan sonra konuşmayı sonlandır. Para. Konser almaları için para. Nasıl paraya çevireceğiz bunu? Ticaret yap. 1500. Para zaten. Bu para acaba kaç para var burada yani? Aa, aspirin istiyordu. Değil mi? Hatun aspirin al demişti bize. 465 maşallah. İyi paraymış aspirin. Neyse aspirini de almış olalım. Şuraya bu afişleri asalım. Afişler koridorda 3 tane afiş var. Ağaç. Ne diyorum ben? Koridor, bu koridoru basalım. İkinci afiş buraya. Üçüncü afiş buraya. Afişleri asalım. Paracıklar gelsin. Gelsin gitsin paracıklar. Evet. Şu kapıyı bir çalalım. Burada zavallı kadıncağızın kocasını aldılar götürdüler. Ya da önce benim hatuna bir gideyim. Çok kararsızım. Hatun! Neyse hatun gitti. Kimse yok mu böyle ya? Vallahi yok galiba şurada. Geliyor herhalde. Maria Shimmer. Evet geliyor. O da bekliyor. Geliyor. Geliyormuş. Maria Shimmer'le bir konuşalım. Oyunun işleyişi biraz kocasının tutuklanması hakkında neler olduğunu bilmiyorum.
Plus, tüplar onu sürüklemeden önce dövdüler de bavulu her şeyi paketledik. Rapordan bahsetmek istemiyorum ben, onu neşelendirme. Yani kalacak başka bir yerim var mı bilmiyorum. Plus benim en yakın arkadaşım. Onsuz yaşayabilir miyim? Her şey güzel olacak falan umarım öyledim. Akhirlerde böyle bu kadar var. Daha fazla kalmak istemiyormuş burada. Gitmen senin için en iyi olanı. Bu Shimmer'lar arkadaşlar hikayede aslında yurt dışına kaçmaya çalışan bir çift. Dolayısıyla eğer Bay Shimmer'la konuşsaydım ben onu raporlamasaydım Düzen Bakanlığı'na o zaman yardımcı olmam için benden zarfı burada bir şey yapıyor. Ne diyor? Keman çalıyormuş. Bunu öğrendik. Evet. Profili hakkında bir bilgi edinmiş olduk. Bu kattakileri onarmamız gerekiyor bu arada tabii. Ama içeride insanlar varken bunu yapamayacağız sanıyorum. Kadın ayrılıyor. Kadın ayrılıyor. Mark Ronek'in posterlerle ilgili bir sorunu var. Mobilya evi onlar. Evet, kabul etti bizi içeriye. Önce içeriye girip mobilyaları onarabileceğiz. Bakalım. İçerideki odaya gitti. Ben şu mobilyaları bir onarayım da onardıktan sonra marangozluk setimiz yokmuş. Onar. Onu da onar. Marangozluk seti yok. Marangozculuk oynayalım biraz. Yani onardıktan sonra şuraya koşup çaktırmadan bunu araştırabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Hay Allah, fark edildim. Olmuyormuş yani. Herhangi bir daireyi kirala diyor. Özür dilerim. Tamam tamam, uzatmayın. Yani yüzsüz, iğrenç bir insan yani sonuç itibariyle. Kimi taşımamızı istedi bu arada görev? Herhangi bir daire kiralı, uygun fiyatlı herhangi bir daire kiralı diyor. Belirtmiyor kimi taşımamız istediğini. Doran Ayn müzik öğretmeni. Genç öğrenci. Öğrenciye kiralık daire. Koş bakayım. Bir şey gelmiş. Kuruşviçe caddesindeki temel ihtiyaç malzemeleri depolama tesisinde bir dizi patlama geldi. Ölen olmadan çok 15 kişi yabandı. Durum kontrol altında falan. Geçelim gerçeğe. Yoldaşlar haykırdık yüksek sesle bütün şehir duyuru patlamalar devlet ilgilenme saati kaldırıyoruz. Bakanlık binasının yerine bir edeceğiz filan falan. Evet. Kiracı geliyor sanırım. Bu dairede her şey onarılmış gözüküyor. Onarılmışsa o zaman Marta hasta bu arada. Alt kata inmem lazım. Aspirin... Hatun kaybolmuştu ortadan. Ona aspirini verememiştim. Buldum. İşte aspirin. Aspirini verdim. Oğlanın da bir derdi var. Oğlanla da uğraşalım. Neler olduğunu öğren. Seninle konuşmam lazım. Ne oldu? Şirin bir kızı tanıştım. Hatun Mönç, eyvahlar olsun. Umut Işık'ın babası onun birkaç kuruşuna yapılacak. Başkentte aktörler vardı. Andrea Gorçik adında bir kızla tanışmış. Tiyatroda galaya gideceklermiş 1'e 5. Biletler için yeterli parası yok.
550 dolar istiyor. Yüklü bir miktar. Açık söylemek gerekirse arkadaşlar, bu çocuk, oğlan başını belaya sokacak ne varsa yapıyor oyunda. Öyle bir karakter yaratmışlar orada. Aynı ben yani. Aynı ben. Başını belaya sokacak ne varsa yapıyor. Kitap okuyor. Anti, yani karşı propaganda yapıyor. Efendime söyleyeyim, artık böyle işte manita mevzuları, manita da yine böyle muhalif kesimden filan. Yani bilmiyorum. Şimdi bir baba olarak sorumluluğunu alınca, yani parayı versem mi, vermesem mi? Zaten iki numaraya borcumuz var oğlum ya. Adamdan konserveleri aldık. Beceremedik, o işi kotaramadık. İyi olacaktı, olsaydı iyi para kazanacaktık da. Olmadı. 1000 lira kazanalım derken 1500 lira borçlandık. Ondan sonra bir de tiyatrocu miyatrocu bunlar, sen yani Çalgıcı'dan Çengici'den gelin istemiyoruz biz. Aklı başında. Ondan sonra evinin kadını olsun. Öyle. Değil mi? Öyle bir kırsın, dizin, otursun, ne tiyatros. Yani. Allah. Sonra düşünüyorum, bu yaşta yapacak hergele. Başka ne zaman yapacak yani? Ve başını derde sokacakmışım. Ben parayı verirsem gidecek kızla galayla. Mucu mucu filan derken bir bakacağız. Oğlan karışmış anarşiklerin arasına. Vermiyorum lan. Vermiyorum sana paramı. Evet bak. Nehir kıyısında yürüyüşe çıkart. Yaban mersin ve şeker eskiden birinci iskelede satılırdı. Annen sevdi bak. Kendi deneyimlerimi pay... Oğlum bir dinle, yaban mersin diyorum ya. Of of. Of ya. İtibar yerle bir benim tabi. Allah'ım yarabbim. Çok zor çocuk yetiştirmek, çok zor. Çok zor. Sen niye işler çeviriyorsun burada ya? Bu kesin bir dalga var bunda ama neyse. Yani dur bakayım, ben bu daireyi kiraladım değil mi? Ne yapıyor lan? Lan? Kapının önünde ne yapıyorsun? Bir şeyler okuyorsun falan. Sakıncalı kitap mı okuyorsun? Gel bakayım, bir tanış olalım seninle. Bir tanış ol bak. Fuf fuf. Çok arkadaş ya. Şuna Ahmet de Mehmet de gözünü seveyim lan bu. Fuf Brukic. Adını öğrendik zaten. Bu aptal ismin babam, hakikaten aptal bir isim yani. Annem bana full diye sesleniyor. Bundan da pek hoşlanmıyorum. Ne demek olduğunu öğren. -300 yok, o kadar gerek yok. Hiç niyetim yok öğrenmeye. Üniversite hakkında konuşalım. Kimya okuyormuş. Farklı kurbağaları ince ince kıyıp ufak şişelerde ne bulursak ekliyoruz. Ta ki fokurdayıp dumanı tutana kadar. Okuduğum bölümü ilginç bulmuyorsun, anladım. Sizin gibi umutsuz vakaların bana dünyayı daha iyi bir yere getirebilecek bir insana dönüşmemde nasıl yardımcı olabileceğini kavrayamıyorum. Bir de laf sokuyor. Bak kerhaneci seni. Gel lan buraya. Bana bak. Dobiş. Gel gel. Bu da gidecek ya, parasını geri istiyor. Vereceğim paranı da sen daha anında parayı şey yapamıyoruz, veremiyoruz. Bir de şeker hikayesi, çikolatalı şeker uydurma nedir ya? Onun parasını ödemenin bir yolunu bul. Ha. Kaç para ödeyeceğiz ki arkadaş? Var zaten para, var yani. Derdim para olsun ya. Paran kadar konuş lan. Ya. Var param, vereceğim hemen paramı ver diye.
Adam ol lan. Evet, çikolatalı şeker. Şeker almam lazım senden. Ha, 30. Şunları da satalım arkadaşlar. Üstümüzde taşımayalım hani mal gibi. Martal! Martal! Hatun! Come on! Anna'yız değil mi? Marta değil, Marta kızın adıydı ya. Şekerleri verelim. Teşekkürler. Evet, işin iç yüzüyle ilgili bazı şeylerin farkına varmaya başladı karımız. Rahat ol, ben iyiyim. Yine saçma uğraşıyorsun değil mi filan diye. Oğlum öyle şey söylenir mi? İyi bir iş yapıyorum filan. Ya önceki gün siz de böyle düşünseydi. Neyse, işe dönmenin tam zamanı. Okey. Yine bir şey söylüyorsun sen bana. Ne olduğunu öğren. Mark K. Evet. Aspirinler işe yaramadı arkadaşlar. Bir doktora ihtiyacımız var. Ondan sonra zaten doktora gittik diyor. Dedi ki aspirin verin ve burnunu bulaşık sabunuyla temizleyin. Sabunla mı Karl? Çocukların burnunu sabunla nasıl temizleyin? Kızım için iyi bir doktor bul. Oldu. Bağış üstüne. Of. Doktor bulmamı istiyor. Bu adama da bu parayı nasıl ödeyeceğiz ben anlamadım. Gel buraya ödeyeceğim diyorum. Evet karar verdim. Neyse parasını alacağız kardeşim. Tamam. Biliyorum. Para var vermek istiyorum olmuyor. Neyse. Var bir hikaye demek ki. Haa oradaki hikaye şu olabilir arkadaşlar. Bu adam bizim... hapse attırmamız gerekiyor olabilir. Yani öyle diye düşünüyorum. Onun için hemen girip şuraya da bir kamera takıyorum. Bir de hazır gelmişken belki bir suç unsuru buluruz. Anında içeri tıktırırız diye düşünüyorum. Hala burada takılıyor. Kertkemesi. Paramı ver, paramı ver. Heh. Bak kotu buldum. Romu da çaldım. Demek öyle. Ha dur. Daha içerideymişsin sen. Sen orada takıl takıl. Orada yarım yamalak takılsın. Sıçtım ağzına, sen haberin yok. Senin ağzına burnuna sıçtım. Yabancı plak. Yasaklanmış nesne. Çalalım onu da, tütün. Onu da çalanı satayım. Ha geliyor. Sıçtın sen. Şimdi George Danton'la tanışalım. Burada hikaye biraz sarpa sarıyor. Tanımadık tabii başlangıçta. Birbirimizi tanımıyoruz ama umarım iyi arkadaş oluruz. Arkadaş oluruz. Benim adım George Danton. Sana nasıl yardım edebilirim? Soruşturdum Carl. Bence sen güvenilir harika bir adamsın. Ondan sonra senden benim için ufak ama önemli bir iyilik yapmanı istiyorum. Ne yapmalıyım? Genç bir adam. Şu bir numaraya taşınan. Senin binada yaşıyor. Bu kutuyu ona teslim edebilir misin? Evet. Ben daha önceki oyunlarda arkadaşlar bu kutuyu aldım, içindekileri açtım, ne güzel sattım. Bakıyor, görür müsünüz ya? Allah'ım ne kadar pislik, ne kadar iğrenç bir yaratığım. Bayağı bildiğim kutuyu aldım, içindekileri bir güzel baktım, bunları götürdüm, sattım. 5 para etmedi yani. Baret maret filan falan ama madencilikle ilgili bir hikayeler var orada yani. Maden filan falan var. Hikayede var ya orada bir doku. Ondan sonra fakat oyun ilerledikçe işte bakanlık arıyor, bir şeyler alıyor falan, iş tam tersine dönüyor. Bir bakıyorsunuz bu adam bakanlığın adamıymış falan gibi hikayeler dönüyor. Onun için ne yapacağım konusunda tam olarak emin değilim. Şimdi polis benim sınıyor da olabilir. Yani biliyorsunuz otoriter bir devlette faşist
bir devletteyiz. Bu devletin adamı olabilir, beni sınıyor olabilir. Ben diğer oyunlarda bir seçenek olarak kutuyu açıp da yani açmadan full flood'e vermemiştim. Full flood'u Brookit'e vermemiştim. Belki de o yüzden yakalanmamıştım. Şimdi acaba yapsam mı diye düşünüyorum bir taraftan da. Kutuyu açmamı ön koşul olarak öne sürdü şimdi zaten. Beni yasa dışı bir şeylere mi ulaştırmaya çalışıyordu? Evet, kıllandım ondan zaten de. Raporlayacağımdan korkmuyorsun diye bir tehdit edeyim bakayım. Korku insanları böler. Seni temin ederim ki bizim de muhalif hedeflerim var. İşte böyle özgürlükçü özgürlükçü konuşuyorsun. Anarşik misin, nesin anlamadım ki. Devletin adamı mısın? Tek bilmen gereken şey bu dava için iyi para ödeyecek ona. Para da ödüyorlar. Ben de bakan kapitalistin Allah'ı oldu. Yani ama köylü kapitalist. Kutuyu al ve full flood diye ver. Ver bakalım kutuyu dedim. Ne yapayım? Bu sefer de böyle bir şey denemeye karar verdim arkadaşlar. Yani sizin namınıza. Ha, bu arada hatun bir şey diyor. Nerede bu hatun? Kapının arkasında kaldı. Ev için satın al. Karl bize bir radyo al. Haberleri hep telefonda duyuyorum. Radyo istiyor. Peki tamam, radyoyu ayarlarız. Ama ilk önce bir rapor yazmam lazım arkadaşlar. Kime diyeceksiniz? Şu borçlandığımız daire 2'deki arkadaş. Jones Spiller bilmem ne. Daire 2. Minerlerinden kot pantolon olabilir. Soda olabilir. 5 Eylül. Hemen kot pantolonu yapıştıralım. 6045. Zaten birden fazla kuralı ihlal etmiş bu arkadaş. 6045. Soda mıydı? Kot muydu? Kotmuş. Tamam. Gönder. Bittin sen. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum. Benden para istersin ha. Senin yamuk seni. Bittin sen. Neyse, görevlere bakalım. Radyo. İzad Roz Büyükiç'e vermeliyim. Bu başka birisiymiş ya. Gizemli kutuyu. Allah Allah. Full flood'e vermeyecek miydik biz bunu? Neyse, radyoyu da bulalım. Doktor Civan'ın bulmamız lazım bir de. O Doktor Civan'ını da bulalım. Doktoru herhalde nasıl bulacağız? Marta'nın doktoru 25 saatlik süremiz var. Bu uydurma hikayesi kalkacak ortadan. Onun parasını ödemenin bir yolunu bul diyor. Zaten artık Papa Nedo diye birisi yok. Artık geçmiş olsun. Papa Nedo güm. Aldırdım içeri. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ay, telefon çalıyormuş kız. Koş. Evet. Telefonu aç. Özel aramayı kabul edin. Merhaba, ben Karşıstan. Kiminle görüşüyorum? Ulusal Emek Piyangosu'nu duydun değil mi? Kazanan Leo Gwizdek. Bu hikaye de çok komik arkadaşlar. Kalacak bir yer arıyor. Bu şanslı adama iltica hakkı vermenizi istiyoruz. Bu ne yaşayarak? Kimsin sen? Doğacıyız. Yakında böyle tuhaf diyaloglar var. Binlerce günahla karşı karşıya kalacak. Haydutlar ve dolandırıcılar her köşede onu bekliyor olacak. Yardım etmek istiyoruz. Daireye taşındıktan sonra onu kazançlarını üretimimize yatırmaya ikna etmelisin. Boynuz ve toynaklara olan güven, bu bir şirket falan herhalde arkadaşlar. Çiftlik hayvanların yetiştirilmesi ve bakılması bilimine katkı sağlar. Çiftçileri önemsiyoruz ve hayvanların her bir parçasının satılmasına yardımcı olmuyoruz. En küçük parçaları bile israf etmiyoruz. Elleri kasaplara, derileri ayakkabıcılara gönderiyoruz. Ve kalanları da tescilli jöleli etimizi yapmak için kullanıyoruz. Buyur bakalım. Buradan yap. Jöleli et, jöleli et sevmez misin? Nasıl bir bunu söyleyebilir? Hakikaten nasıl söyleyebilir ki? Bu da bir yolda olarak düşün. Allah. Ay. Eğer biri yolumuza çıkarsa o da jöleli et olur.
Yakında jöleli etimiz ulusal bir yemek haline gelecek. Tek yapmamız gereken Leo Gvizdek'i geleceğin jöleli etimize ait olduğuna ikna etmek. Gvizdek? Evet. Ama bu saçma isimleri kim uyduruyor? Tekerleme resmen. Belki de Gvizdek'in bir bilemedim. Onu boynuz ve toynaklara yatırım yapmaya ikna et. Bunu yaparsan bize verdiği şeyin cömert bir kısmını sana vereceğiz. Para teklif ediyor. Haydi bakalım. Gvizdek'i kabul et diyor. Ben bir bu daireyi onarayım. Efendime söyleyeyim. Buraya Leo Gvizdek'i alayım dedikleri gibi. Şu daireyi de onarayım. Hazır kameralı falan. Sıfır kameralı daire. Müzik öğretmenini de buraya getirelim. Bunu ne istiyor bu arkadaşlar? Başkent'te oynanan Aşk ve Barış üzerine adlı Paranormal Scandal olsun. Şu izleyici kitlesinin bir kısmı tiyatro bitmeden önce salonu terk edildi. Bir numaralı etkinlik departmanının başında bulunan Bruno Rauch. Oyunlarda gerçekle ilgisi olmayan aptalları değil, gerçek insanları canlandırmak gerekir dedi filan. Bak tiyatrocular, ya ben o biliyorum, benim oğlan doğru iş yapmaz ki. Silah taşımak, kullanmak yasaklandı arkadaşlar az önce. Bu arada, evet, Popanedo'yu yakalattık, $250 da üstte para aldık. Oh, içmedeysin. Öyle mi denirdi ya? Çocukken çok yapardık. Marta'nın doktor hikayesini, doktor bulamadım kiracı. Nasıl olacak? Ha, radyo bulabilirim belki. Hatun yine bir şey yumurtlayacak. Bir gideyim bakayım. Hatun. Kırılmış televizyon bozuk. Ha, tamam. Onu yaparım ben ya. Ne lazımmış? Bu lazımmış. Hah. Ben yaparım. Tamirciye gerek yok ya. Gelir öyle işler. Şimdi tesisat, elektrik falan. Evelallah arkadaş. Yaparız ya. Modüler mobilyada bir numarayız. Kurarız, bozarız, toplarız, yeniden yaparız, icap edersin. Tabii. Ne olduğu bizdeki ikna etmemiz gerekiyor. Bir yerden radyo bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağız? İşte şeyden bulacağız. Bu arkadaş, bir çalalım kapıyı, tanışalım. Tanışmak istiyor zaten. Ha, buradan satın alırız radyoyu diye düşünüyorum ama işin fena tarafı doktor bulamadık. Doktor Civan'ım yok. Merhaba. Saygıyla teşekkür ederim. Ben Neo Gvizdek. Önemli bir konuda hazır bulunmak için birkaç gün burada olacağım. Seni Helmer, bu şehrin adı arkadaşlar. Uzun ve zor hayatımda ilk kez şanslı hissediyorum. İşçi piyangosunu kazandım ve ödül törenine geldim. Okey. Bir şey söylemek istiyor bize. Bir şeyler ister misin? Yardımımıza ihtiyacım var. Kal. Yarın idare ofisine gitmeliyim. Bir ödül töreni gerçekleşecek. Ben basit bir adamım. Bir fabrikada çalışıyorum. Hiç takım elbisem olmadı. Defin dükkanında iki parçalı bir takım elbise aldım ancak kravatı yoktu. Koca dükkanda kravat yok. Kravat bulmamız için yardımcı olur musun? Herkes için iyi olacak. Ben alışverişe gidemiyorum. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Bana ödeme de yapacakmış bu konuda. Bu arada arkadaşlar, ağlamak ya da üçten fazla insanın ana meydanda bir araya gelmesi yasaklandı. Ana meydanın dışında pardon. 12 Eylül yasaları gibi. Üçten fazla insan. Bize sorarlar, dört arkadaş bir oraya geldik mi, gençler ne yapıyoruz burada, hop falan. Tövbe yarabbim. 12 Eylül işte. Ya aç şunu da bir bakalım arkadaşım. Heh, kravatı alacağız. Bir de neydi, radyo diyordu değil mi bizim hatun? Radyo yok mu sende? Radyo niye yok? Ha, var. Oha, 2250 lira. Neyse, bak bu 1500 lira ediyormuş iyi, ROM'da 270 ediyormuş, para halini 300 ediyormuş, iyi para, herhalde o kadar bir şey, benim matematik harikadır, emin olamadım. Neyi aldım ben ya? Ha, almadım değil mi daha? Tamam. 2250 satarken 750, kara borsacı pisliksin.
Sen gelsene bizim binaya taşınsana. Çok güzel binadır ha. Evet. Ha, radyoyu verelim bizim hatuna. Radyoyu konuş. Evet. Teşekkür ederim. Bizi üzüyorlar ama bir şekilde dinleyeceğiz. Dinleyelim bakalım. İçki içiyor. Yakaladım. Alkol pislik. Ha, bu arada Guiz'dek hazır oradayken, lan gelme hemen ya, hemen ne geliyorsun ya, bokral geliyorsun. Ama şuraya bir tane kamera olmayacak, yakalanacağım.